bir daha anneme elini sürersen öldürürüm seni. Anlıyor musun? Öldürürüm! Çekil! Bırak oğlum! Ali bırak oğlum! Kes sen de! Burada rahat edeceksiniz. Yanımda olduğunuz için benim de içim rahat edecek. Hepimize geçmiş olsun. Sağ ol. Burası artık sizin de eviniz. Bu oda eskiden benim odamdı. Gerçekten mi? Hı, evet. Sen burada yaşıyordun yani Almanya'ya gelmeden. Bu ev Halil'in evi. Benim değil. Mithat Bey'le annemin. Tatillerde gelirdim hep. Nasıl koşa koşa gelirdim bu eve? Halil hatırlıyor musun? Bir keresinde saklambaç oynarken bodrumda kilitli kalmıştık. Yorma kendini lütfen. Evet. Herkesin odası hazır. Evi dolaşmak isterseniz küçük bir tur attırabilirim, ha? Ya şimdi ondan önce durumu bir konuşalım. Adamlardan haber var mı? Kaçmışlar, bizimkiler yakalayamamış. Plakasını alamamışlar mı? Plakası sökülmüş arabanın, yokmuş. Bunlar kararlı gelmişler demek ki. Her duruma hazırlıklılarmış. Benim endişelerim kesinleşti. Bunlar Halil'in peşindeydi, şaka değil. Bundan sonra çok dikkatli olmak lazım. O evde de dikkatliydik güya. Bir sürü adam koruyordu. Ne oldu? Haklısın ama bunun peşini bırakmayacağım. Söz veriyorum. Menekşe'ye bir şey olabilirdi. Kurşun az farkla sıyırdı onu. İkimizi ateş ettiler. Biliyorsun değil mi? Adam iyi nişancı olsaydı ıskalamazdı. Merak etme. Belki de gözdağı vermek istediler. Ben hala sizinkiler olduğunu düşünüyorum. Peki evi nereden bulacaklar Zeynep? Canaylardan dönüşte fark etmeden bizi takip ettilerse evi öğrendiler. Peki neden o gece bir şey yapmadılar da gündüzü beklediler? Onlar değil. Her neyse, bu evden benim haberim olmadan çıkmayın lütfen. Eğer çıkarsanız da yanınıza adamlarımdan birini alın. Sana da söylüyorum Zeynep, bir süre evden çıkmak yok. Bitsin artık ya, bitsin yeter. Tamam biliyorum. Çok üzüldün, üst üste geldi ama yapacak bir şey yok. Hayatta olduğumuza şükredeceğiz. Pardon çocuklar ya, pardon. Efendim? Mithat'cığım neredesin? Kusura bakma, sana haber veremedim ama yabancılarla uğraşıyorum. Yatırım için gelen adamlarla. Sen gelemiyorsan ben geliyorum, ona göre. Tamam, tamam birazdan çıkarım. Kağıtları da getireceğim zaten. Hesapları birlikte inceleriz. Bekliyorum. Geç kalma. Tamam aşkım, tamam, tamam. Tamam. İyi böyle, sağ ol. Çocuklar, bir randevum vardı unutmuşum. Hemen gidip geleceğim.
Sen de yanına adam almadan çıkma lütfen. Ben her zaman tedbirliyim, merak etme sen. Dediğim gibi ev sizin, rahatınıza bakın, tamam mı? Hadi görüşürüz, hoşça kalın. Güle güle. Çantam nerede benim? Burada. Ama ne kıymetli çantam varmış. Sağ ol. Dur ben yardım edeyim. Kutuyu mu istiyorsun? Evet. Gariptir. Bunu gördüğüm zaman kendimi emniyette hissediyorum. Melekçe'nin de küçükken öyle bir battaniyesi vardı. Elinden bırakmazdı. Nereye gitse onu da sürüklerdi. İşte bu kutu da benim için öyle oldu. Nereden? Berlin. Kreuzberg mi? Hı hı. Benim de arkadaşlarım var. Şoförlük yapıyorlar. Belki tanırsınız. Tanımam. Ulan bir kere de lazım olduğunda aç be. Nereye? Oğlanı bulsam nereye gideceğimi söyleyeceğim de aç mı? Kapatayım mı abi şunları? Patron açık kalsın dedi. Kimler arıyor görecekmişiz. Tamam.